Arkadaşlar geçen hafta hidrolik pneumatik sistemler için giriş konularını anlatmıştım pneumatik sistemlerle ilgili. Bunlarla ilgili sormak istediğiniz geçen hafta ilgili bir şey var mı? Bir hızlıca bir tekrar yapayım mı? Tamam. Çok kısa o zaman geçen haftanın önemli konularından hemen bir bakalım. Geçen hafta hidrolik pneumatik sistemlerin öneminden bahsettik. Hidrolik sistemler nerede kullanılır? Pneumatik sistemler nerede kullanılır? Pneumatik sistemin havanın elde edilmesinden bahsetmiştik. Bununla ilgili işte kompresör çeşitleri vardı. Kompresör çeşitlerini hatırlıyorsanız bunları hızlıca göstermiştik. Zaten sizin dokümanlarınızda var. Diyaframlı, ondan sonra vidalı, pistonlu kompresör çeşitleri, vidalı, ruj tipi çeşitler, türbinler var diye söylemiştik. Özellikle havanın şartlandırılması ile ilgili, yani basıncının, temizliğinin ve yağlanmasının sağlanması ile ilgili sistemden kısaca bahsetmiştik. Havanın içerisindeki nemin sisteme zarar verdiğini, bu yüzden kurutulması gerektiğini, içerisindeki nemin alınması gerektiğinden bahsetmiştik. Şöyle yine hızlıca bakıyoruz. Kullanılan devre elemanlarına başlayacaktık ki zamanımız bitmişti. Bugün de artık pneumatik sistemlerde kullanılan devre elemanlarına kısa bir bakış ne yapacağız? Yapacağız. Bugünkü dersimizin konusu, temamız bu. Pneumatik sistemlerde devre elemanları hem mana olarak ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor, görevini bilmemiz gerekiyor ama özellikle bundan birkaç hafta sonra kullanmaya başlayacağımız programla birlikte bunların sembollerini de yoğun olarak bilmemiz gerekiyor. Pneumatik sistemde filtreler önemli görev yapan elemanlar. Mesela birincisi filtre tür elemanlar. İşte bunlar çeşit çeşit filtreler var. Havanın içerisindeki kirliliği alıp sisteme temiz bir hava girmesini sağlamak için kullanılan eleman türleri. Tıpkı işte bizim arabalarda kullandığımız arabamızın hava filtresi gibi. Arabamızın hava filtresi de sisteme giren havayı temizleyip motora temiz bir hava girmesini sağlar. Bizim filtrelerimiz de aynı görevi yapıyor. Yani kompresör havayı emerken dışarıdan olabilecek hava içerisindeki kirlilikleri sisteme girişini engelliyor. Valfler, sistemdeki havanın istediğimiz basınca getirilmesine, istediğimiz akış miktarına ayarlanmasına ve istediğimiz yönde kontrol etmemizi sağlamak için kullanılan elemanlara da valf diyoruz ki biraz sonra valflerin nasıl kullanıldığını anlatacağım. Şu anda görmüş olduğunuz şuradaki valf şekilleri içerisinde maviyle görmüş olduğunuz akışların akış yönlerini ne yapıyor? Gösteriyor. Her zaman S basınç hattını, R geriye dönüş hatlarını, S de sinyal hatlarını gösteriyor. Şurada bir tane silindir örneği görüyorsunuz. Silindirde içerisindeki sistem sayesinde bizden aldığı, bizim verdiğimiz basınçlı sıvı ya da basınçlı havayı doğrusal mekanik düzgün harekete çeviren elemanlar. Bugünkü konumuz özellikle yön kontrol valfleri. Yön kontrol valfi dendiğinde bizim sistemimizde her zaman basınçlı bir hava var. Bu basınçlı hava sürekli borunun içerisinde, sistemin içerisinde yerini alıyor. Ama sistem üzerindeki silindirler ya da motor dediğimiz elemanların bazen sağa doğru dönmesini, bazen sola doğru dönmesini, bazen sistemin ileriye gitmesini, bazen sistemin geriye gelmesini sağlayabiliyoruz. Bunu yaparken bizim basınçlı havamız her zaman tek bir ana basınç borusu üzerinde. Fakat bu yön değiştirmeyi nasıl yapacağız? İkinci bir tane daha sisteme basınç hattını ekleyeceğiz gibi soruların cevabı yön kontrol valfları ile ilişkilendirilmiş. Yani bizim basınçlı havamız kendisinden yön değiştireceğimiz elemanın önüne bir tane bu basınç nedir?
yön kontrol valfinden bir tane bağlıyoruz ve bunun sayesinde ilgili basınçlı havanın bazen sistemin sol tarafından bazen sistemin sağ tarafından istediğimiz zaman da kontrol edilebilirliğini sağlamış oluyoruz. Öncelikle bu valflerin sembolleri tek bir tane kare olarak düşünün. Tek bir tane kare çizdiğinizde bir konumlu valf şeklinde düşünüyoruz. Genelde bir konumlu valf olmuyor. Onun yerine en azından iki konumlu, iki tane konumu olan bir valf düşünülüyor. O yüzden iki tane kare yan yana çiziliyor. İki tane kareyi yan yana gördüğünüz anda bu bir iki konumlu valf. Ama şu an içi tabii ki daha anlatmadığımız için tamamen boş görünüyor. Biraz sonra bunların içinin yönler nasıl çizilecek, bunlar ne ifade ediyor onu anlatacağız. Şu an mesela şu şekilde bir işaret gördüğünüzde bu iki konumlu bir valf. Birinci konum, ikinci konum. Hemen yan tarafında 3 tane bakın 1, 2, 3 odacıklı bir sistemimiz var. Bu da 1, 2, 3 konumlu bir valfi anlatıyor. Bu her bir odanın içerisindeki biraz sonra göstereceğiz oklar ve kapatma işaretlerinin sayısı da içerisindeki kaç tane değişik yön olduğunu bize ne yapmış olacak, göstermiş olacak. Öncelikle konum sayısı yani oda sayısı üzerindeki bulunmuş olduğu kare sayısıyla nedir? İlişkilidir diyoruz. Örneğin, şimdi biraz önceki göstermiş olduğum bakın birinci kare, ikinci kare. Yani şu anda bu iki konumlu bir valf. Peki bu konumları nasıl devreye giriyor derseniz, bu içerisindeki özel bazı giriş çıkış delikleri var. Sistemin siz bir düğmeye bastığınızda da bir sinyal geldiğinde bu konumlar özel şekilde içerisindeki devre elemanının yer değiştirmesi sonrasında açılma ya da kapanma yapabiliyorlar. Açıldığında sistem havanın bir yerden girip diğer tarafa doğru çıkmasına izin veriyor ya da sistemi tamamen kapatabiliyor. Örneğin şuradaki görmüş olduğunuz şu 2/2 yön kontrol valfini nasıl çalıştığını anlatmaya çalışayım. Öncelikle iki konumlu denmesinin sebebi iki tane bakın kareden odası var. Bu bunun iki tane konumu olduğunu, şu birinci konum yanındaki ikinci konum anlamına geliyor. Birinci konumdayken bakın akış şuradaki okun olduğu yönden girip karşı tarafa doğru çıkıyormuş. Birinci konumun görevi havanın bir yerden girip diğer tarafa doğru çıkmasını sağlıyor. Diğer konuma geçtiği anda da şu işaretin anlamı da kapalı. Yani bir konumdayken sistem hava ileriye doğru gitmeye izin veriyor. İkinci bir konuma geldiğinde sistemi tamamen yönleri kapatıyor. Yani havanın siz bastığınızda örneğin sistem hava çalışmaya devam ediyorsa tekrar sistemden parmağınızı çektiğinizde de baskıyı kaldırdığınızda sistemdeki havanın akışı bir anda şuradaki görmüş olduğunuz gibi duruyor. Yani bunun adı 2/2 yön kontrol valfi. Sayarken de şöyle sayıyoruz. 2'nin konum sayısı olduğunu söylemiştim. 2 konum sayısı. Sonra her bir odacığın içerisindeki, her bir konumun içerisindeki toplam giriş çıkış delik sayısını sayıyoruz. Yani bakın bir tane şuradan şu an hava giriş deliği var. Bir tane de şuradan hava çıkış deliği var. Sadece odalardan bir tanesindekini sayıyoruz. Diğer odayı hiçbir şekilde dikkate almıyoruz. Bunun sonrasında iki odalı, iki delikli yani 2/2 yön kontrol valfi ya da iki konumlu, iki tane giriş çıkış yolu olan 2/2 yön kontrol valfi diyoruz. Mesela söylerken ilk önce konum sayısını sonra toplam yol sayısını söylüyoruz. Hemen bir sonraki örneğe bakarsak bu 2/2 olduğu için hangisinin önce söylendiği belki tam olarak anlaşılamayabilir. Mesela burada nedir? 2 konumlu 3 yolu ya da şöyle daha iyi al 3/2 yön kontrol valfi diyelim. Peki nasıl anladık bunu? 2 tane 2 tane odası var. Odaların herhangi birinde ikisi de zaten birbirine eşittir. Bakın 1 havanın giriş, 2 çıkış, 3 bir tane de kapalı pozisyonda duran 3. bir yön değiştirme deliği var. Yani 1, 2 ve 3 tane görmüş olduğunuz giriş çıkış yön kontrol yolu ya da deliği var. Aynı şekilde bakın yan odadan da saysak yine bu sayı değişmeyecekti. Bakın 1,
2, hatta burada şurada bağlantı yuvalarını gösterdiği için şuradaki yuvarlak olarak gördükleriniz boru bağlantı noktalarını anlatıyor. Bir bağlantı burada, bir bağlantı burada, bir bağlantı burada. Yani toplamda 1, 2, 3 tane boru bağlantısı var. 3 bölü 2 yön kontrol vati şeklinde bu sistemi ne yapabiliyoruz? Basitçe anlatabiliyoruz. Hemen yandakine bakalım tekrar. Bakın 1, 2 tane odası, 2 tane konumu olan bir sistem. Her bir odasında da 1, 2, 3, 4. Yani toplam 4 tane yolu olan 2 bölü 4 ya da 4 bölü 2 yön kontrol valfi, 4 bölü 2 yön kontrol valfi. İsterseniz sürekli önce yol sayısını sonra konum sayısını söyleyecek şekilde kendimize formüle edebiliriz. 4 bölü 2 yön kontrol valfi. Hemen en sonunda şuradaki görmüş olduğunuz son şekilde gene bakın 1-2 konumlu. Her bir konumunda 1-2-3-4-5 ya da diğer taraftan sayacak olursak 1-2-3-4-5 yani 5 tane giriş çıkış deliği yolu olan 2 konumlu 5 bölü 2 yön kontrol valfi olarak ne yapabiliyoruz? Kısaca bunu adlandırabiliyoruz. Bu bizim genel oklar valflerin çalışma yönlerini gösteriyor. Yani şu konumdayken örneğin sistemdeki bakın hava basınçlı hava ortadaki sistemden girdiğini varsayarsak basınçlı hava 2 numaralı borudan girip 4 numaralı borudan sistemden çıkarken bir sonraki pozisyonda tam tersi bir öncekisinde havanın çıkış yeri olan bakın şu 4 numaralı delik bu sefer sistemin basınçlı havanın giriş yeri bir öncekisinde 2 numaralı olan sistemin basınç girişi ise bu sefer şuradan 5 numaradan bir öncekisinde kapalı olan 3 numara buradan sistem çıkışa doğru ne yapmış? Yönlenmiş. Yani basınçlı hava yön kontrol valfinin odacık sayıları ya da konum sayısına bağlı olarak yön değiştirebiliyor. Yani birinci konumdayken örneğin silindir ileriye gidiyorsa ikinci konuma getirdiğinizde silindiriniz geriye gidebiliyor. Yani ileri ve geri gitme hareketleri basınçlı havanın basınçlı hava borusunun yön kontrol valfiyle yönünün değiştirilmesiyle sistem üzerindeki hareketin şekli ya da motorun yönü ya da silindirin çalışma şekli kumanda edilebiliyor. Peki bu yön kontrol valflerinin kumandası nasıl oluyor derseniz kumandasında da temel olarak şu 4 tane görmüş olduğunuz kontrol şekli var. Ya bu valflerin üzerine bir tane şuradaki görmüş olduğunuz gibi basma düğmeleri ya da kontrol düğmeleri konuyor. Nereye? Tam olarak örneğin mesela şu görmüş olduğunuz valfin üzerine bakın şu şekilde bir tane kontrol düğmesi konuyor. Bu genel amaçta elle basmalı bir düğmeyi anlatıyor. Ne yapabiliriz? Bir elimizle basabiliriz. Bir manivele kolu gibi olan bir kolla hani bu ekskavatör ya da iş makinelerinin genelde kullanan operatörlerin elinin altında olan uzun boylu işte üzeri yuvarlak çubuklu vesaire düğmeli bir kol olur. Manivele kolu dediğimiz şey bu. Ya ayak pedallı ayakla bir yere bastığında sistemi çalıştırabilen ya da tırnaklı dediğimiz o konuma getirdiğiniz sistemi kilitleyip sürekli konumda kalmasını sağlayan manuel elle kumandalı insan kontrollü temel şekiller. Diğer bir tanesi mekanik yani sistem üzerinde yay konulabilir. Bir tarafına yani siz elinizi bir kere bastıktan sonra çekince diğer taraftan sistem yayın etkisiyle tekrar eski konumuna gelebilir. Butonlu olabilir. Sistem gelip üzerine bir şekilde basıldığında otomatik olarak başka bir sistemin ucu geldiğinde basılı olabilir. Ya da sistemin ucu makaralı dediğimiz özel makaralar var. Başka bir eleman gelip bu makaraya dokunduğu anda yön kontrol valfinin yönü değişebilir. Ya da bu sistem tamamen elektrik kontrollü ya da elektronik kontrollü olabilir. Kullandığınız elektrik kabloları vesairesini direkt olarak bu valflere bağlarsınız. Eğer üzerinde şu şekilde solenoid işareti varsa ya da oransal sembol dediğimiz şu gördüğünüz işaretler varsa bunlar da buradaki yön kontrol valflerinin üzerinin
üzerindeki sistemin elektronik ya da elektrikle çalıştığını ne yapar? Bize anlatır. Ya da diğer bir yöntem, bu sistem tamamen gene pneumatik sinyallerle ne yapılıyor olabilir? İşleniyor olabilir. Pneumatik bir şu görmüş olduğunuz işaretle bunun pneumatik sembollerle sistemde çalıştırıldığını gösteriyor. Biraz sonra hepsinin bir araya gelmiş hali. Örneğin bakın 2 bölü 2 yayla geri dönüşlü elle kumanda edilen bir 3 bölü, bu 3 bölü 2 değil yanlış yazılmış, 2 bölü 2 yön kontrol vardı. Yani şu sistemin genel adı. Yani ne yapıyoruz? Öğrendiğimiz tüm bilgileri burada üst üste getiriyoruz. Örneğin bakın 5 konumu var. Sayalım, parlaklarından sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane konumu var. 5 bölü 2 solenoidli pneumatik olarak geri dönüşlü pneumatik sinyal kontrollü bir yön kontrol valvi. Mesela şunu tekrar edelim. Yanlış yazılmış. Şurayı dikkat etmemişim. 2 bölü 2 yayla geri dönüşlü genel elle kumandalı 2 bölü 2 yön kontrol valvi. 5 bölü 2 bakın solenoidli pneumatik olarak sinyal geri dönüşlü 5 bölü 2 yön kontrol valvi. Yani bu valvler sistem içerisindeki sizin istediğiniz şekil her neyse nasıl kumanda istiyorsanız buradaki işte sağ sol giriş şekillerini, kontrol şekillerini siz ona göre seçip sisteminizi kuruyorsunuz. Bu arada ben bir şöyle çıkıp bir bakayım herhangi bir soru vesaire bir şey kaçırmış olabilir mi diye. Ekranı büyütebilir miyim? Ekranı büyütmüştüm. Şu ana kadar anlattıklarımızla ilgili sorusu olan var mıdır? Evet, tekrar devam edelim o zaman. Anlatımımıza. Evet, bu valvler birincisi biraz önceki anlattığımız, şu görmüş olduğunuz valv türlerine, yani basınçlı havanın yönlerinin istediğimiz zaman istediğimiz gibi değiştirilmesine yön kontrol valvleri diyoruz. Yön kontrol valvleriyle özellikle bizim işte silindirler ve hidrolik ya da pneumatik motorlar gibi elemanların dönüş yönlerini ya da çalışma şekillerini otomatik olarak değiştirebiliyoruz. Diğer bir gene valvler konusu içinde işleyeceğimiz elemanımızsa check valve konusu. Check valve denildiğinde de sadece akışkanın bir yönden bir yöne gitmesine izin verip tersi olması durumunda bu yolu kapatarak çalışmaz hale getiren sistem. Yani sadece atıyorum şu an için soldan sağa doğru akışın geçmesine izin veriyor. Herhangi bir şekilde sağ taraftan sol tarafa doğru akış gelmek isterse de bunun da geçmesine izin vermiyor. Sistemimizin görevi bu. Sembol olarak da bakın sembol burada verilmiş. Üzeri bir küçük bir işareti şeklinde işaret. Yan tarafında yuvarlak yol kapatıcısı. Arkası ise yaylı. Buradaki şekliyle bakın bu. Yani sistem sol taraftan basınç geldiğinde açılıp sisteme yol veriyor. Ama sağ taraftan basınç geldiğinde sistemi tıkayıp kesinlikle diğer tarafa geçişe izin vermiyor. Bu sistemler nerede kullanılır? Bu sistem akışın tek yönlü olması istendiği durumlarda biz check valve'ı bu şekliyle kullanıyoruz. Sadece akışın istediğimiz taraftan oluşmasını sağlayabiliyoruz. Diğer bir valve çeşidi ki şu an göstereceğim şu iki tane valve çeşidine mantık devresi kurmakta da kullanabiliyoruz. Özellikle güvenlik amaçlı devreler kurulurken ya da işte çalıştırmanın daha kolay ya da daha zor olmasını istediğimiz yerlerde bu devre elemanlarını kullanabiliyoruz. Bunlardan birincisi V valve örneği. V valve
bir çalıştıracağımız sistemde aynı anda iki tane birden sinyalin aynı anda gelmesini şart koşan bir devre şekli. Sembol olarak bakın şuradaki gösterildiği gibi şu sağdan ve soldan gösterilen girişler eğer bunlardan sadece bir tanesinin olması durumunda sistem çalışmıyor. Mesela hemen yan taraftaki örnekte bunu gösterelim nasıl olduğunu. Bakın koyu mavi olarak şu an gördüğünüz sinyal girişi, yani buradan sinyal gönderilmiş, yani kısacası kullanıcı buradan düğmeye basmış. Basınç tava ortadaki görmüş olduğunuz, bakın şu her iki taraftan sağdan ve soldan hareket edebilen şu ortadaki yol açıcı ya da kapatıcısını, bakın otomatik olarak bu tarafa doğru ittirip yolu kapatmış ve buradan gelen basınçlı hava şu an yolu kapattığı için sistem çalışmaz hale gelmiş. Yani şuradan gelen aslında basınçlı hava yolu aynı zamanda kapatmış. Yine aynı şekilde tek taraflı olarak şu diğer taraftan da gelmiş olsaydı şayet, yine aynı durum tekrar buradan oluşacaktı. Eğer şu taraftan basınçlı hava olmayıp sadece basınçlı hava buradan gelmek isteseydi yol kapanacaktı ve sistem yine çalışmayacak. Peki bu sistemin çalışması için ne oluyor olması gerekiyor? Bu sistemin çalışması için şu birinci durumda gördüğünüz hem soldan hem sağdan aynı şekilde basınçlı hava gelecek. Sistem karşılıklı olarak iki taraftan dengeye gelecek. Basınçlı hava, her iki taraftan gelen basınçlı havalar ortadaki sistemden ortadaki delikte buluşarak ne yapacak? Sistemin diğer tarafına doğru hareket edebilecek. Yani iki taraftan birinden hareket gelmesi durumunda sistem çalışmaz hale geliyor. Yani mantık valve olarak bilinen bu elemanın ilk girişi işte X, diğer girişi Y olarak adlandırılacak olursa X'ten ve Y'den aynı anda gelen hava akışı sağlandığında valve havaya yol vererek çıkışa doğru ne yapıyor? Yönlendiriyor. Tek bir X'ten ya da tek bir Y sinyalinden gelen basınç oluşması durumunda sistemi kapatarak ilgili basınçlı havanın diğer tarafa geçişine izin vermiyor. Buna biz V valve diyoruz. Örneğin A'dan ve V'den aynı anda basınçlı hava gelmesi durumunda sistem çalışacaksa bu nedir? Yön kontrol valve'ini kullanmamız gerekiyor. V denmesinin sebebi A'dan ve B'den aynı anda olması gereken, gelmesi gereken bir basıncı anlatıyor. Yani şey Ali ve Veli birlikte gelsin dendiğinde ikisi birlikte gelmesi gerektiği gibi X ve Y'den de aynı anda sinyalin birlikte gelmesi ya da yakın zamanda gelmesi durumunda sistem çalışır hale gelebiliyor. Yani ikisinin iki sinyalin birlikte olma durumu V valve olarak adlandırılıyor. Nerede kullanılıyor? Özellikle insan hayatının tehlikeli olduğu durumlarda İki tane sinyalin aynı anda gelmesini istiyorsanız bunu kullanıyorsunuz. Mesela hidrolik ya da pneumatik bir işte pres sisteminde oradaki kullanıcının yanlışlık sonrası bir kere diyelim ki bir düğmeye bastı. Pres yanlışlıkla adamın elinin üstüne indi. Elini ezmesini istemiyorsunuz ya da herhangi bir uzuna zarar vermesini istemiyorsunuz. İkili güvenlik sistemi koyuyorsunuz. Nasıl bir şey? Önce işte kullanıcı ayağıyla basarken aynı zamanda eliyle de bastığında, ikisi birlikte olduğunda hidrolik ya da pneumatik sistem çalışsın istiyorsanız buradaki kullanacağınız valve türü V valve olmak zorunda. Sisteme ne katıyor? Güvenlik unsuru katıyor. Aynı anda basılan iki tane sistemle hidrolik ya da pneumatik sistemimiz çalışıyor ve kullanıcı kazara hani eli çarpması ya üzerine işte başka birinin elini koyarak işte sistemi kazara çalıştırması gibi tüm olumsuzlukları V valve ile önleyebiliyoruz. Diğer bir örnek veya valve örneği. Veya valve'nin V valve'inden farkı adından da zaten mantık devresinde olduğundan dolayı anlayabileceğiniz veya X'ten veya Y'den herhangi birinden birine sinyal gelmesi durumunda sistemin çalışmasını anlatıyor. Yani Ali veya Ahmet gelsin gibi düşünün. Ali de gelse olur, Ahmet gelse de olur. İkisinden birinin gelmesi sorunun çözümü için yetiyor. Ama diğerinde öyle değildi. Ali ve Ahmet gelsin dendiğinde ikisinin de gelmesinin şart olduğu bir cümleyi ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Veya devresi de bunun tam tersi.
Ali veya Ahmet gelsin, ikisinden birinin gelmesi durumu. Sistem şu görmüş olduğunuz şekil üzerinde nasıl çalıştığı anlaşılıyor. Örneğin bakın gene bir X girişi, bir de Y girişi var. Şu an basınçlı hava Y girişinden girmiş ve şu ortadaki bakın yön değiştirici gördünüz mü? Bunu ittirdiğinde karşı tarafın yolunu kapatıyor. Basınçlı hava, Y'den gelen basınçlı hava sisteme gidebiliyor. Yani Y yönünden gelmiş, ortadaki yön değiştiriciyi ileriye doğru itmiş, basınçlı havanın bu tarafa kaçmasını önlemiş ve ileriye doğru giderek sistemi çalıştırmış. Diğer taraftan gelseydi ne olurdu? Bakın X'den basınçlı hava gelmiş. Bu sefer şu ortadaki görmüş olduğunuz bakın sağa ve sola hareket etme kabiliyetine sahip kapatıcı tıpa diyelim artık. Bu sefer karşı tarafın Y'nin yolunu kapatmış. X'den gelen hava karşı tarafı kapatmasıyla birlikte aynı şekilde basınçlı hava yoluna devam ederek ileriye doğru gidebilmiş. X'den veya Y'den gidebilme durumu veya valfiyle sağlanabiliyor. Bu da örneğin bir cihazı A noktasından veya B noktasından çalıştırmayı ya da durdurmayı bize anlatabilir. Mesela bununla da özellikle emniyet gene gerektiren, mesela cihazı acil durumda durdurmamız gereken, mesela bir başlangıç baş tarafına, bir diğer ayak tarafına, uç tarafına iki tane durdurma düğmesi koyduğunuzda A noktasından da bassanız cihazı acil durumda durdurabilirsiniz. B noktasından da bassanız cihazı acil bir durumda mesela durdurabilirsiniz. Mesela genelde acil durdurma düğmesi gerekirse veya Wi-Fi kullanarak yapabiliriz. Başlatma düğmesi için acil önemli makinalarda B Wi-Fi kullanarak başlatıyoruz. Ama acil durumda durdurmak istersek de veya Wi-Fi ile kullanarak iki tane noktadan, farklı noktadan aynı şekilde sistemi durdurabiliriz. Yani bunlar bizim mantık devresi dediğimiz devrelerin sembolleri. Burada yavaş yavaş artık bu sembolleri ileriki aşamalarda kullanmaya başlayacağız. Bakın şurası bu anlatmış olduğumuz V-Valve'nin aynı bakın devre elemanlarını sembolik olarak gösteren şu işaret bizim V-Valve'imizi. Aynı şekilde şuradaki görmüş olduğunuz bakın ortada bir tane yön değiştiren yuvarlak var. Buradan basınçlı hava geldiğinde karşı tarafı kapatıyor. Buradan basınçlı hava geldiğinde karşı tarafı kapatabiliyor. Aynı sistemin çalışmasını anlatan bakın sembolik işaret de budur diyoruz. Ve şu anda V ve veya valfi ile ilgili yön kontrol valfleri ile ilgili sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Bununla ilgili ben size hemen şurada gösterecektim işte burada. Mesela Feston'un gene bu sembollerle ilgili kütüphanesi var. Zaten şu bizim FluidSim programlarını kullanmaya başladığımızda kullanacağımız semboller de burada yer alıyor. Burada tabi mesela biraz önce bahsettiğimiz mesela filtrenin sembolü şu. Şuradaki boru olarak düşünürseniz mesela sol taraftan boru bağlantısı. Sistemde bir filtre var. Filtre sistemi temizliyor anlamında. Şu görmüş olduğunuz devre elemanımız bizim filtremiz. Hava tankının mesela şu şekilde basit bir gösterimi var. Biraz önceki öğrendiğimiz elemanları size buradan göstermek istiyorum. Bakın veya valfinin sembolü şu görmüş olduğunuz eleman bizim veya valfimiz. X ya da Y'den herhangi birinden sinyal gelirse sistem otomatik olarak çalışıyor. Herhangi birinden gelmediği takdirde çalışmıyor. İkisinden birinden gelmiş olması sistemin çalışması için yeterliliği bize gösteriyor. Şuradaki görmüş olduğunuz V valfi de hem A'dan hem B'den ya da X'den ve Y'den aynı anda sinyal gelmesi durumunda sistemin çalışmasını şart koşan bir mantık devresini anlatıyor. Bu da bizim V valfi dediğimiz valfimizin semboller listesindeki şekli. Şu yine biraz önce geçmişti dersimizin içerisindeki konulardan bir tanesine. Bakın yay çek valf ama yay kontrollü. Arkasındaki yay baskısı nedeniyle sürekli olarak
sol taraftan sağ tarafa geçecek, akışı zaten kapatacak şekilde. Diğer taraftan da bu yay baskısını yenecek kadar bir akış olması durumunda yay baskısını açıp sisteme şu anki sistemde sağ taraftan sol tarafa doğru akışın gitmesine izin veriliyor. Aynı şekilde bu da onun yaysız olanı, yani sistem doğrudan şuradaki çekmek yönüyle kontrol ediliyor. Yavaş yavaş buradaki sembollerden bir 10-15 tane öğrendiğimizde artık basit devreleri çiziyor durumuna geleceğiz. Bununla ilgili çok sayıda çeşitli bulk örnekleri ya da işte çeşitli sembol örnekleri var. Mesela şurada bazı örnek yön kontrol rahatlarımız var. Mesela bunlara bakalım. Şöyle. Şuradakilerden bakalım. Mesela bakın, bu biraz önce bahsi geçmişti. Şu gördüğünüz üçgen işaretinin anlamı bizde basınçlı hava işareti ya da basınçlı hava kaynağı işareti. Şuradan basınçlı hava kaynağı bakın bağlanmış. Yol kapalı, yol kapalı. Yani şu an konumlarından bir tanesi kapalı. Kaç tane konumu var bu sistemin? Bir, iki tane konumu var. Yani iki tane de giriş çıkış deliği var. 2/2 yön kontrol valve dediğimiz bir valve. Peki kumandası nasıl? Yayla geri dönüştü. El ile basmalı ya da butonla basmalı diye düşünelim. Yani kullanıcı buradan eliyle şuradaki sisteme bastığında şu an güncelde kapalı olan şu sistem bir anda hava şuradaki görmüş olduğunuz şu pozisyona geçmiş olacak. Yani basınçlı hava buradan ilerleyip bu tarafa doğru geçebilecek. Yani basmasıyla birlikte sistem havaya yön veriyor. Elini çektiği anda hani tekrar kendisinin bu düğmeyi yukarı çekmesine gerek yok. Alt taraftaki olan yay nedeniyle sistem kendisini direkt olarak tekrar şu pozisyona kendisini ne yapıyor? Çekiyor. Yani elle kumandalı, bakın şurada yazıyor. 2/2 buton kumandalı, yayla geri dönüşlü bir yön kontrol valve. Sistemin adı bu. Şuradakileri okuyalım. Öncelikle iki tane konumu var. Konumların her birinde 1, 2, 3, 4 tane giriş ve çıkış delikleri var. Yani sistem 4/2 yön kontrol valfi ama kumandası nasılmış? Tıpkı bir öncekisine bakın, aynısını neredeyse vermişler. Gene butonlu, yani elle basmalı, yayla geri dönüştü. Bakın bu sistemde normal şu anki pozisyonda basınçlı hava şuradan girip artık sistem nereye takılmışsa sol taraftaki bölmeden girip sağ taraftaki hava deliğinden de sistemdeki hava çıkıyormuş. Ama butona basıldığı anda bakın yön kontrol bunların yönünü tam birebir değiştiriyor. Bu sefer bir öncekisinde çıkış olan taraf, bu sefer havanın giriş tarafı. Giriş olan tarafı da bu sefer çıkış tarafına ne yapıyor? Dönüşüyor. Böylece örneğin tekrar diyorum, buradaki bir silindir ise şayet silindir sağa giderken şimdi sola, sola gidiyorsa sağa, yani bir öncekisinin tam tersi tarafına doğru hareket edebilir hale gelebiliyor. Başka bir iki tane daha. Zaten burada hep kumanda çeşitleri aynı türden çizilmiş şu an için. Bakın bir iki tane konumu olan, her bir konumunda bir iki üç tane giriş çıkış yön kontrol deliği olan, yani 3/2 gene butonla kumandalı yayla geri dönüşlü bir kontrol valfini ne yapıyor? Bize anlatıyor. Yine aynı şekilde normalde kapalı ya da normalde açık dediğinde şu anda mesela bu pozisyondayken normalde basınçlı hava girişi bakın kapalı pozisyona takıldığı için normalde kapalı diyor. Yani normalde kapalıymış. Siz bastığınızda sistem çalışıyor. Onun haricinde normalde sistem tamamen kapalı pozisyonda. Bakın 3/2 biri normalde açık, biri normalde kapalı olan yön kontrol valvleri. Mesela burada NA normalde açık, NK normalde kapalı. Mesela normalde açıkta da bakın sistem bağlantı şekli olarak şu açık tarafından bağlanmış, basınçlı hava normalde sistemi ileriye doğru ittirmiş, pozisyondayken bırakılmış. Siz bastığınız anda sistem buna geri ne yapıyor? Ters tarafa basınçlı havanın çıkmasına izin veriyor. Bu da normalde açık, normalde kapalı denilen olay.
bu. Şuradaki nereye bağlı olduğu. Mesela kapalı bölmeye takılmışsa normalde kapalı. Eğer açık tarafa takılmışsa normalde açık ismini alıyor. Gene bir tane 5 bölü 2 butonlu yayla geri dönüştü. Normalde bakın şurada nereden gelmiş basınç dava? Bakın ortadakinden geliyor. Ortadaki zaten her zaman basınç dava olur. Tip sistemlerde normalde açık bir sistemi anlatıyor. Bakın yön kontrol valvlarının oldukça fazla çeşidi var. Buradakiler genelde bakın hep bir iki konumluydu. İki konumlular özellikle silindir gibi ya tamamen ileri ya tamamen geri gidecek sistemler için mesela kullanılıyorsa üç konumlular da istediğiniz bir pozisyonda durdurabilmeyi bize ne yapar? Gösterir. Örneğin bir ekskavatör iş makinesinin kolunun her zaman sonuna kadar gitmesi istenmeyebilir. Yani bir miktar gittiğinizde o pozisyonda istediğiniz anda durdurabilmeniz gerekir. Bu sefer üç konumlu valvlar devreye girer. Üç konumlu valvlarda bakın 1, 2, 3 tane odacık şekli var. Bu odacıklarda bakın gene bir tanesi bir öncekiler gibi işte yönler bu tarafaysa diğer şu en baştakinde bunun tam tersi yönler söz konusu. Ortadaki sistemde ise tamamen sistemi kilitlemeye yani o anda kapatmaya yönelik olan devre çizimleri var. Mesela bakın şuradaki sistemlerde mesela yukarıdan aşağı iniş, işte aşağıdan yukarıya gidiş ve kapalılık özelliği varken ortaya baktığınız anda tüm giriş ve çıkış delikleri birden tak 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 hepsi birden kapanmış. Yani bir anda sistemi ne yapıyorsunuz? Kapatıyorsunuz. Peki bu sistemin kumandası nasılmış? Bakın kolluymuş. Her iki tarafa da ileriye ve geriye de aynı zamanda yayla kontrol edilebilen, her zaman orta konumda bunu durduran, siz ileriye ittiniz, elinizi çektiğiniz anda sistem vites kolu gibi orta duruma geliyor. Geriye çektiniz, tekrar bıraktığınızda, siz bıraktığınız anda her zaman orta konumda kendini durdurmaya çalışan 3 bölü, pardon kaç mı? 1, 2, 3, 5 bölü 3 kollu, her iki taraftan da yaylı ya da merkezde kapalı yay merkezlemeli bir yön kontrol valfini mesela şu anda görüyoruz. Şu anki gördüğümüz yön kontrol valfinin temel görevi bu. Özellikle tekrar ediyorum iş makineleri gibi, ekskavatör gibi sistemlerde bir itiyorsunuz kolu, kol yavaş yavaş diyelim ki yukarıya doğru kalkarken elinizi bıraktığınız anda koldan kendisi orta konuma merkeze kendini getirip sistemi o anda durduruyor. Yani sonuna kadar pistonu ne yapmıyor? Götürmesini beklemiyor. Yani ne tarafa çekerseniz çekin elinizi bıraktığınız anda şuradaki kolu çekmeyi bıraktığınız anda her iki taraftaki yay baskısı nedeniyle sistem o anda orta pozisyona çünkü gördüğünüz kilitleme pozisyonuna geliyor. Orada kilitleme pozisyonları bakın farklı farklı çeşitleri var. Mesela şuradaki baktığınızda hepsi kapalı, 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 kapalı oluyor. Ya da şuradakisi gibi bakın bütün bağlantılıdaki geçen bütün havayı tek bir çıkışa yönlendirip içerisinde hiçbir şekilde havayı bırakmayıp o anda olduğu yerde silindiri bırakan sistemler var. Ya da işte pompayı zorlamamak adına bazılarında basınçlı hava her ikisine eşit bir şekilde sağdan soldan gidip silindiri o pozisyonda tutmayı sağlayabilen şu sistemler var. Çıkışları kapalı ama basınç girişi bakın sağa ve sola eşit bir şekilde dağılmış. Bunların hepsi de 5 bölü 3 kolla kumandalı, yayla merkezlemeli, sadece açık ya da kapalı olma pozisyonları değişik şekiller almış farklı silindir örnekleri. Gene buradakilere baktığınızda çoğu iki konumlu. Çoğu derken evet şu an hepsi iki konumlu gördüklerinizin. İkişer tane bakın odaları var. 2 bölü 2 yön kontrol valfleri. Normalde bunların büyük ya da küçük olmalarının hiç bizim için bir anlamı yok. Bunlar zaten devre sembolleri çizilirken aslında aşağı yukarı hepsi aynı büyüklükte çiziliyor ama burada çizilirken mesela özellikle şunun ikisi büyük çizilmiş. Hani bunun büyük çizilmesinin hocam bir özelliği var mı? Hayır, hiçbir özelliği yok. Bizim için önemli olan buranın şöyle bir kareden bir odacık olması ve içerisindeki giriş çıkış şuradaki görmüş olduğunuz okların ucun sayılarının birbirlerine eşit olması önemli. Şu an sayalım. İki tane bakın konumu olan şu büyük var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şuradan da sayabilirsiniz. 1 buradan. Birden gelen 2'den çıkıyor.
3 kapalı. 4'ten gelen hava da 5'ten çıkıyor. Yani bir odasında 5 tane giriş çıkış yön kontrol deliği var. 2 tane de odası var. O yüzden bunun adı 5 bölü 2. Makaralılık nereden geliyor? Bakın burada makara sembolü var. Burada makara olmasının sebebi buraya bir sistem gelip dokunduğu anda, örneğin başka bir pistonun silindirinin ucu dışarıya doğru çıktığında, eğer ki buradaki silindirin ucuna gelir de bu makaraya basar ise şayet, bu sistem devreye giriyor. Yani şu anki şu pozisyonunda, şu pozisyonda diğer pozisyona yön değiştiriyor ve yapacağı iş her neyse bu sefer onu yapmak üzere şekil değiştirmiş oluyor. Yayla bakın geri dönüştü. Ne demek yayla geri dönüştü? Şu üzerindeki baskı kuvveti kalktığı anda yayın etkisiyle tekrar şu eski ilk konumuna ne yapabiliyor? Gelebiliyor anlamına geliyor. Onun yan tarafında da bakın her şeyi aynı olmasına rağmen sadece arkasındaki yay yerine bu sefer farklı bir sembol kullanılmış. Bu havayla hava sinyalli ya da hava uyarımlı demek oluyor. Yani şuraya gene makaraya başka bir eleman gelip bastıktan sonra bu elemanın gitmesiyle birlikte buradan basınçlı hava gelip sistemi tekrar ileriye doğru iterek sistemin tekrar diğer pozisyonun çalışmasını sağlayabiliyor. İşte solenoidle kumandalı örneklerimiz var. Aşağı doğru inelim artık bunu çok uzatmayalım. Bir iki tane daha konu anlatalım. Ki bunlar gittikçe sanki karmaşık gibi görünmesine rağmen aslında bizim için çok da karmaşık olmayacak kullanacağımız değerler. Çeşitli rollerin bağlantı şekilleri var. Bunları artık gelecek haftalarda zaman içerisinde anlatacağız. İşte voltmetre, ampermetre, lamba, ses ikaz düğmesi gibi işaretler. Bunlar bizim o kullanacağımız programın içerisinde yine yer alacaklar. Eğer bunlardan kullanmanız gerekirse bu sistem elemanlarını alıp sistemin içerisine yerleştirip kullanabileceksiniz. Bugün ben özellikle yön kontrol ve aktivitelerine çok durmaya çalıştım. En azından şu temel anlamda işte 5 bölü 2 nedir, 3 bölü 2 nedir, 4 bölü 2 nedir, 4 bölü 3 nedir dendiğinde bunların kafamızda yavaş yavaş artık oturuyor olması gerekiyor. Bununla ilgili bir size özellikle sunum yapmaya çalışıyorum. Bununla ilgili olarak bakalım herhangi bir soru soran, kafası karışan kimse olmuş mu? Sorusu olan var mı? Tamamdır. Dediğim gibi bu sembollerle bizim şu an için yapacağımız en önemli şey özellikle yön kontrol vaktinin yönlerini anlama olayıydı. Bunu anladıktan sonra bizim için çok bir sorun olmayacak. Sürekli zaten devre elemanlarını ben size anlatmaya, öğretmeye çalışacağım. Bunlarla ilgili bolca farklı uygulamalar yapmaya çalışacağız. Şimdi bununla ilgili gene devre elemanlarımızla ilgili mesela kompresör gene biraz önce adı geçmişti. Kompresörün arkadaşlar sembolü şuradaki görmüş olduğunuz şu sembol. Burada bir tane motor bağlantısı var. Motordan almış olduğu hareketi kompresör basınçlı havayı emerek bir yerden bir yere basabilen bir hale getiriyor demek oluyor. Kompresörün sembolü bu. Şu alttaki iki tane çizgi, bir tanesi alttaki emiş hattını, üstteki ise pompanın bastığı tarafı yani gücün gittiği tarafı gösteriyor. Yani bunun üstü artık şu borunun üst tarafına doğru giden şu kısım basınçlı hava hattını anlatıyor. Bu tip sistemleri çizmekle uğraşmayalım diye genellikle bu tip sistemlerde şu üçgen görmüş olduğunuz işaret arka tarafında işte basınçlı hava kompresörü, motoru, pompası vesaire, filtresi hepsi dahil şu gördüğünüz işaret basınçlı havanın kaynağını gösteriyor. Direkt şu eşkenar üçgeni çizip aslında sistemi çalışır hale getirebiliyoruz. Yani hiç bunları çizmeyi de biliyoruz. Yine zaman içerisinde dediğim gibi ben size bunları göstereceğim. Hava tankı yani içerisinde bu kompresörün havasının basıldığı, içinde basınçlı havanın
beklediği yer anlamına geliyor. Bunu da sembolü basitçe şu şekildeymiş. Şartlandırıcı şu görmüş olduğunuz kesik kesik çizgiler ya da eksen çizgileriyle gösterilmiş şu alanın içerisindeki elemanların tamamından oluşuyor. Mesela nedir bunlar? Önce bir tane işte şu taraftan başlayacak olursak ya da şu taraftan başlayalım. Bir tane filtre havayı temizliyor. Yanına da bir tane basınç ayar valvi istediğiniz basınca getiriyor. Üstünde bir tane manometre sizin bu basınca ulaşmadığınızı göstermek için. Yan tarafında da yağlayıcı denilen bir eleman bu sistemdeki havayı içerisine pulverize halde minik yağlama elemanları atarak, yağlayıcılar katarak sistemi yağlayan eleman. Bu dördünden oluşan eleman bizim şartlandırıcı dediğimiz ve havanın pneumatik sistemde kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan bir eleman. Bu şartlandırıcı olmadan pneumatik sistemlerde hava direkt olarak kullanılmıyor. Ya bunu bu şekilde çizeceksiniz ya da onun tek sembolü şu. Yani dört tane şuradaki görmüş olduğunuz sembol bir tane sembol haline getirilmiş. Nasıl getirilmiş? Bir tane dikdörtgen içerisine önce filtrenin sembolü olan şu kesik çizgi, sonra da şuradaki basınçlı havanın ayarlanmasını anlatan şuradaki ayar düğmesi ve bunun göstergesi manometre ortaya bir saat gibi çizilmiş. Ve bu saatin hemen üst tarafına bir tane şu şekilde tek bir çizgi, yani yağlayıcı olan elemanın çizgisi konulmuş. Ve şu sembol direkt olarak şartlandırıcı olarak kullanılmaya başlanmış. Yani bu elemanda bize şartlandırıcıyı dediğimiz havanın temizlendiği, basıncının ayarlandığı ve yağlandığı eleman olarak özellikle basınçlı hava kaynağından sonra direkt olarak devreye doğru gönderilmeden önce yapılan bir sembol. Bu sembolümüzün görevi ve amacı da bu. Şu sembol biraz önce bahsetmiştik, filtre havayı temizlesin diye. Bakın bunlar da tek tek halleri. Yani önce biz zorunda öğrenmişiz gibi oldu. Filtresi, basınçlı hava kaynağı, şurada da yağlayıcısı demiştik. Sonra filtreyi tek başına gördük bakın şurada. Şu alt tarafındaki filtrenin şuradaki işaretinin anlamı da bunun temizlenebildiğini ya da içindeki kirlilikleri dolduğunda yapılacak boşaltma işlemini anlatan boşaltılabilir ve temizlenebilir bir filtre olduğunu gösterilmiş. Olmadığı takdirde normal sabit düz filtre anlamına gelebilir. Yağlayıcı, bakın gene su tutucu kendi başına, yani o filtrenin üzerinde de bazen su tutucu ya da kirli tutucu gibi bir bölüm olabilir. Mesela bu da su tutucu anlamına geliyor. Şuradaki sembol basınç ayar var ki, mesela atıyorum bizim kompresörümüz 10 barlıktır, sistem 10 barla çalışır ama bizim kullanacağımız bu 10 barlık sistem değil de şeyimiz, pistonlarınız 5 barla çalışıyor olabilir, 5 bar istiyor olabilirsiniz. Sisteme gitmeden önce 5 bara ayarlayıp kompresör basıncı 10 bar bile olsa biz sisteme 5 bar gitmesini sağlayabiliriz. Yani o elimizde olan bizim ayarlayabildiğimiz bir unsur. Bunu da biz neyle sağlayabiliyoruz? Basınç ayar valve sağlayabiliyoruz. Yön kontrolü iki tane giriş çıkış olan 2 odalı 2/2, 3 tane giriş çıkış deliği olan 2 odalı 3/2, yine 3/2, yön kontrol valve. Bunu biraz önce söylemiştik. Yine V valve'nin bakın sembolü veya valve'nin sembolü. V valve her iki taraftan aynı anda sinyal gelmesini ister. Veya valve iki taraftan birinden sinyal geliyor olması bizim için yeterlidir denilir. Tek yönlü ayarlanabilir akış kontrol valve. Akış kontrolü demek arkadaşlar bir yerde hani şey gibi düşünün, musluğu az açmak, çok açmak gibi düşünün. Havalı sistemlerde de bu geçerli. Eğer siz havayı bir şekilde musluk gibi bir unsurla çok az akmasını ya da çok az çıkmasını sağlarsanız ya da gaz çıkışı gibi düşünün tüp gazlardaki. Yani onu az açtığınızda gaz daha yavaş çıkar. Eğer çok açarsanız gazın çıkış süresi çok daha kısa olur. Bunun gibi düşündüğünüzde bazen pistonun eğer ileri doğru yavaş gitmesini istiyorsanız, silindirin yavaş gitmesini istiyorsanız
onun hava girişini kısmanız gerekebilir. Kıstığınızda hava diğer tarafa daha yavaş geçeceği için silindirin hareketi de daha yavaş yavaş olabilir. Mesela eğer bunu istiyorsanız bu şekilde şuralarda kısma var denilen elemanlar kullanılır. Bununla siz ne kadar silindirin yavaş gitmesini istiyorsanız o kadar devresini kısarsınız ve sistem yavaş yavaş ileriye doğru gidip geriye gitmesi durumunda eğer bu hızlı gitmesi istenirse yanına ekleneceği, paralelene ekleneceği bakın şu şekilde bir çek var bile geriye giderken hızlı gidebilir ama ileriye doğru gitmesi gerektiğinde sistem çek varlıktan kaynaklı olarak bu tarafa doğru, soldan sağa doğru hareket izin vermiyorsa üst taraftaki sizin kıstığınız bölümden siz ne kadar yavaşlamasını istiyorsanız o şekilde ileriye doğru gidebilir. Buradaki devre elemanlarını şöyle kabaca anlatacak olursa. Gene bugün artık son anlatacağımız şu sayfadaki semboller olsun. Bugün sembollere doyduk gibi bir şey oldu ama en azından bu sembolleri öğrendikten sonra bundan sonra devre çizimleri rahatlıkla yapabileceğimizi ne yapıyorum? Düşünüyorum. Silindirler, ki silindirler bizim hidrolik ya da pnömatik sistemdeki en önemli elemanlar. Biz bunları aktüatör da diyoruz. Ne demek? Yani bu basınçta hava kaynağıyla artık sistemi çalıştırmak istediğinizde sağa sola, ileriye, geriye, yukarıya, aşağıya hareketler yapmanız gerekirse, yani doğrusal hareketler üretmeniz gerekirse bunu biz bu silindirlerle yapıyoruz. Silindirlerin diğer bir adı pistonlar da diye de bazen söylüyorum. Piston ya da silindir bizim doğrusal hareket yapmamızı sağlayan elemanlar. Bunun iki tane türü var sembol olarak. Birinci türü bakın hem sağdan hem soldan hava girişli olan yani ileriye gidiş hareketini ve geriye gelme hareketinin kontrolü iki taraflı yapılabiliyorsa buna biz çift yönlü silindir. Eğer sadece bir tane hava girişi varsa yani tek havayı basıyoruz deliğe doğru gidiyor. Sonra arkasına basınçlı havayı kaldırdığımız anda yükün ya da bir yay kuvvetinin etkisiyle kendisi tekrar eski yerine gelebiliyorsa buna da tek etkili var diyor tek etkili silindir diyoruz. Tek etkililerde genelde dediğim gibi buradaki gördüğünüz şu yayın etkisiyle ya da sistemdeki yükün etkisiyle tekrar silindir geri koluna kendisi gelebiliyor. Ama etkinlik olarak çift etkili silindirler günümüzde daha çok yerlerde kullanılabilir diye düşünüyoruz. Diğer bir aktüatör elemanı yani iş elemanı ise bakın hava motorları ve silindirler bizim iş elemanlarımız. Silindirler tek yönlü yani düz ileriye geri hareket yaparken hava motorları ise bu basınçlı havadan ürettiğimiz basınçlı havadan kaynaklı olarak eğer dönme hareketi üretmek istersek şayet bu zaman bu sefer de hava motorları kullanıyoruz. Hava motorları mesela nerede kullanılır dersek mesela en çok hani dikkat çekici olanı mesela dişçinin koltuğuna oturduğunuzda dişçinin dişimize yapacağı operasyonları gerçekleştirdiği, dişi bizi işte onunla içerisine oyduğu bir aleti var küçük. O mesela küçük bir hava motoru. Onun kablosunun içerisinden bir basınçlı hava hortumu geliyor. O basınçlı hava hortumu o dişin elindeki o küçük motoru çeviriyor. Ve onun ucunda takılı olan kesiciyle bizim diş minemizin üzerindeki örneğin çürükler ya da yapması gereken operasyonları yapması için ona bir kesme fırsatı sağlamış oluyor. Bu mesela bir basınçlı hava motoru anlamına gelen bir sembol. Bu üzerindeki ok işareti de bunun dönme şeklinin ayarlanabildiğini ya da dönme devir sayısının ayarlanabildiğini gösteren bir işaret. Belki daha hızlı daha yavaş döndürebiliyor havanın ayarlanmasıyla şeklinde. Yan tarafında ise açısal motor. Yani 360 derece değil de hava geldiğinde örneğin 180 derece sağa dönebilen ya da sadece 180 derece sola dönebilen ya da 270 derece sadece 360'ın daha altında hareketler yapabilen açısal bir motor anlatıyor. Yani siz havayı basıncı verdiğinizde bir kolu motor yarım tur dönüp mesela sistemi bir yerden bir yere getiriyor ve o haliyle aç kapa yapan bir sistem gibi çalışan bir eleman. Ama en çok kullananı gene şu görmüş olduğunuz hava motoru. Yani sağa ve sola dönüş yapabiliyor ve istediğiniz devir sayısında
devir üretebiliyorsunuz. Basınçlı havayı alıp onunla bir motoru döndürüyorsunuz şeklinde düşünün. Diğer bir elemanımız susturucu denilen bir eleman var. Susturucu da basınçlı hava dışarıya atılmadan önce bu susturucudan geçerek sesi çok aza indiriyor. Yani bizim pneumatik sistemlerde genelde duyduğumuz ses, hani bir tıs diye bir ses duyarsınız. İşte bu tıs sesinin gelmesinin sebebi şuradaki görmüş olduğunuz elemanlar, yani susturucular. Susturucu basınçlı havanın havaya çıkmadan önce mümkün olduğu kadar sesinin basıncının azaltılarak havaya daha sessiz bir şekilde çıkmasını sağlar. Tamamen aksesuar amaçlı. Hani bunlar olmasa sistem çalışmazdı. Çalışır ama gürültülü ve sesli çalışır, sistemin konforunu etkiler. Bu nedenle susturucularda pneumatik sistemlerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Biraz önce bahsettiğimiz kumanda türlerimiz var. Bunların hepsinin genel şöyle basitleştirilmiş bir gösterimi. Vahterin hani nasıl çalışacağını anlatıyordu bizim için. Ve şu örnek devreyi de gösterelim. Bugünü tamamlamış olalım. Gelecek hafta bu devre elemanlarını hem genel tekrarını yapacağız. Bundan sonra gider haftaya ders yapmayacağız. Ondan sonraki hafta için söylüyorum. Nasıl çalıştığını bu şekilde devreler üzerinde göreceğiz. Mesela hemen baktığımızda en azından işte burada bir tane şu an için çift etkili. Niye çift etkili? Hem sağında hem solunda girişleri var. Bu bir çift etkili ayarlanabilir bir nedir? Silindir. Ondan sonra şurada bir tane, bakın, iki tane konumu var. Her bir konumunda 1, 2, 3, 4, 5 tane giriş çıkış deliği var. Yani 5/2 yön kontrol valfi. Sağına ve soluna bakalım, nasıl acaba elli mi basmalı, yaylımı vesaire bir sistem var mı diye. Bakın her iki tarafında da hava sinyallerini görüyorum. Yani tamamen pneumatik olarak yapılmış. Hava sinyalleriyle sağa ve sola hareket edebilen bir sistem. İşte bakın şurada bir tane sistem var. Bakın ayak pedalını gördüm. Şu işaretin anlamı ayak pedalı. Bu ayakla basılan bir sistemi anlatıyor. Şu taraftan ayakla basıldığında silindir şu pozisyona, yani şu tarafındaki pozisyona geçebiliyormuş. Şurada başka bir tane, bakın, 3/2 yön kontrol valfi var. Bu da butonlu. Bununla da basıldığında da bu da şuradaki yön kontrol valfini şu diğer pozisyona gelmesi için ittiriyormuş. Kolla elle basmalı olan şu pozisyona getirmek istiyor. Ayakla basmalı olan da şu diğer pozisyona getirmek isteniyor. Yani bu nasıl bir sistem olabilir? Elle bastığımızda sistem silindir ileriye doğru gidiyor. Bir şeyi sıkıştırıyor. Siz o sıra artık elinizi çek edebilirsiniz. Ondan sonra ayağınızla tekrar bastığınızda da sistem geri geliyor. Elle bastığınızda ileriye doğru giden bir sistem. Ayağınızla bastığınızda da tekrar geriye doğru gelen bir sistem olarak bu sistem çalışıyormuş. Başka şurada hemen şartlandırıcı denilen bir elemanı görüyorum. Ve onun önünde bakın şurada da basınçlı hava kaynağı, işte içinde kompresörü, tankı, havası vesairesi, filtresi hepsi olan bir sistem. Bu basitçe bir üçgen olarak ne yapılmış? Çizilerek sembol üzerinde gösterilmiş. Dediğim gibi bu devrelerin çalışmasını ve artık ufak ufak simülasyonlarını bundan sonraki derslerimizde yavaş yavaş yapacağız. Bugünkü dersimizi şu an için tamamlamış olduk. Gelecek haftaki derslerimizde arkadaşlar, bundan sonraki derslerimizde artık tamamen bu sistemlerin çalışmasıyla ilgili işlemler yapacağız. Bir bakayım, sorusu olan kimse var mı? Seste sorun mu oldu? O zaman Nihat, herhalde senin internetle ilgili belki bir sıkıntı olmuş olabilir. Bundan sonra artık yavaş yavaş bu sembolleri kullanarak ben size ufak ufak devreleri nasıl bu, hani hepsini şimdi birden devreyi komple gördüğünüzde belki anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz ama bu elemanı çizdiğimizde ortaya çıkan şekli ne yapacağız? Kendimiz tasarlayarak gideceğiz. O zaman anlaşılması ve
sizin adınıza anlaması daha kolay olmuş olacak. Yani 24 kişi bayağı da neredeyse sınavın çoğu da burada. Yani bu şu an için ben anlamanızı açıkçası başlangıç için bir yere kadar bekliyorum. Sembolleri tanımanız için daha çok böyle anlattım. Dediğim gibi bu devreleri alıp tek tek kendimiz sistemi kurduğumuzda o zaman çok daha iyi anlaşılacaktır. Kesin eminim oldu. Umarım sizde de yine o şekilde devreleri çizince daha kolay bir şekilde anlarsınız diye düşünüyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi akşamlar.